Arkadaşlar merhaba. Mövin kazanım testlerinden çembersel hareket konulu testi çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. İnsan gücüyle çalışan ulaşım aracı bisikletin hareketi pedalların ayaklar yardımıyla döndürülmesine dayanır. Arka tekerin merkezindeki dişliğe bağlı olan zincir pedallardaki hareketi arka tekerleğe iletir. Bisikletlerde pedalların takılı olduğu dişlinin yarıçapı arka tekere bağlı olan dişinin yarıçapından büyüktür. Örnekte verilen bisikletin ön ve arka tekerinin aynı çapta olduğu bilindiğine göre bisikletin hareketi için yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? A. Pedallar ve arka teker aynı yönde döner. Arkadaşlar pedalları döndürmeye başladığımızda pedallardaki dişli ve bisikletin tekerlekleri aynı yönde dönme hareketi yapar. Dolayısıyla A şıkkı doğrudur. B. Pedalların tur sayısı arka tekerin tur sayısından fazladır. Pedalları döndürmeye başladığımızda arkadaşlar pedalla birbirine bağlı olan arkadaki dişli de dönmeye başlar. Bunlar farklı merkezde oldukları için tur sayıları yarıçaplarıyla ters orantılıdır. Arkadaki dişlinin yarıçapı pedalların yarıçapından küçük olduğu için arka dişli daha fazla sayıda döner. Arka tekerlek de arka dişli ile aynı merkezde olduğu için tur sayıları aynı olur. Dolayısıyla arka tekerin tur sayısı pedalların tur sayısından fazladır. B şıkkında ise pedalların tur sayısı arka tekerin tur sayısından fazladır diyor. Yani yanlış cevap B şıkkıdır. Evet arkadaşlar, ikinci soruyla devam ediyoruz. Ali, Veli ve Haki isminde 3 arkadaş bir alışveriş merkezinde dolaştıktan sonra döner kapıdan geçerek dışarı çıkıyorlar. Arkadaşların yaptığı harekete ait diyagram verilmiştir. Buna göre döner kapıdan geçerken hangileri doğrudur? Arkadaşlar gördüğünüz gibi döner kapının burada orijinal fotoğrafı var. Yan tarafta ise buna ait çizelge verilmiş. Ali, Veli ve Haki'nin ilk konumları arkadaşlar bakın burası. Daha sonra üçü döner kapıya giriyorlar. Döner kapı içerisindeki konumları verilmiş ve çıktıktan sonra da konumları şurada görüldüğü gibi. Yargılara bakalım. Üç arkadaşın açısal hızları aynıdır. Arkadaşlar üç arkadaş da aynı döner kapı içerisine girdikleri için aynı merkez etrafında dönüyorlar. Dolayısıyla açısal hızları birbirine eşittir. Birinci yargı doğrudur arkadaşlar. 2. Çizgisel hızı en büyük olan Haki'dir. Hemen hatırlayalım. Çizgisel hızla açısal hız arasındaki bağıntı V eşittir W çarpı R idi. Açısal hızları eşit olduğu için çizgisel hız yarıçapla yani dönme merkezine olan uzaklık ile doğru orantılıdır. Şekle baktığınızda Haki'nin dönme merkezine olan uzaklığı en büyük. Dolayısıyla Haki'nin çizgisel hızı en büyüktür. Yani ikinci yargı da doğrudur arkadaşlar. Üçüncü yargıya bakıyoruz. Üç arkadaşın yer değiştirmeleri aynıdır. Yer değiştirme neydi? İlk konum ile son konum arasındaki yönlü uzaklık. Ali'nin yer değiştirmesi şu mesafe. Veli'nin yer değiştirmesi bu mesafe. Haki'nin yer değiştirmesi de bu mesafedir. Dolayısıyla arkadaşlar gördüğünüz gibi üç arkadaşın yer değiştirme büyüklüğü de aynıdır. Periyodu en küçük olan Ali'dir. Periyot ne demekti arkadaşlar? Periyot bir tam tur için geçen süreydi. Ve aynı zamanda açısal hız ile periyot arasındaki bağıntı 2 pi bölü t idi. Bu üç arkadaşın açısal hızları birbirine eşit olduğu için periyotları da nedir? Eşittir. Dolayısıyla dördüncü yargı yanlıştır arkadaşlar. Beşinci yargıya bakıyoruz. En fazla yol kat eden Veli'dir. Peki dönen bir cisim için alınan yol x eşittir n çarpı 2 pi r bağıntısından hesaplanır. Bu 3 arkadaş da arkadaşlar aynı sayıda tur atıyor. Dolayısıyla alınan yol yarıçap ile doğru orantılı. Yani burada en büyük yarıçapı tarayan en çok yol alır. En büyük yarıçapı tarayan kimdi arkadaşlar? Haki'ydi. Dolayısıyla Haki'nin aldığı yol en büyüktür. Ve 5. yargı yanlıştır arkadaşlar. Cevap 1, 2, 3 yani Ceyhan'dır.
Evet, üçüncü soru arkadaşlar. Lunapark'a giden Ali ve Ayşe tüm oturakları aynı özellikte olan büyük dönen salıncağa biniyorlar. Ali ve Ayşe'nin salıncaktaki hareketine ait diyagram şekildeki gibidir. Ali'nin kütlesi Ayşe'nin kütlesinden büyük olduğuna göre hangileri doğrudur? Arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada Lunapark'taki dönen salıncağın orijinal fotoğrafı verilmiş. Yan tarafta da arkadaşlar buna ait bir diyagram var. Ayşe ve Ali'nin oturakları şekilde görülüyor. Ayşe ve Ali aynı merkez etrafında arkadaşlar çembersel hareket yapıyorlar. Ayşe'nin yapmış olduğu çembersel hareketin yarıçapını soru 1,75 metre olarak vermiş. Ali'nin yaptığı çembersel hareketin yarıçapı belli değil. Soru bize Ali'nin kütlesinin Ayşe'nin kütlesinden daha büyük olduğunu ifade etmiş. Yargılara bakalım. Yapılan dairesel hareketin yarıçapı 2,5 metredir. Az önce dedik ki Ali ve Ayşe arkadaşlar aynı merkez etrafında dönüyor. Fakat kütleleri eşit olmadığı için Ali'nin yapmış olduğu hareketin yarıçapı Ayşe'nin yapmış olduğu hareketin yarıçapına eşit olamaz. Ali'nin kütlesi daha büyük olduğu için Ali'nin yapmış olduğu çembersel hareketin yarıçapı 1,75 metreden daha küçüktür. Dolayısıyla yapılan dairesel hareketin yarıçapı 2,5 metre olamaz. 2. Ali ve Ayşe'nin açısal hızları eşittir. Ali ve Ayşe aynı merkez etrafında birlikte döndükleri için açısal hızları eşittir arkadaşlar. 3. Ali'nin çizgisel hızı daha büyüktür. Hemen hatırlayalım. Çizgisel hız V eşittir. W çarpı R idi. Ali ve Ayşe'nin açısal hızları birbirine eşit. Bu durumda arkadaşlar yarıçapı büyük olanın çizgisel hızı daha büyük olacaktır. Ali'nin yarıçapı Ayşe'ninkinden küçük olacağını az önce ifade ettik. Bu durumda Ali'nin çizgisel hızı küçük olur. Üçüncü ifade yanlıştır. 4. Oturakları taşıyan halatlardaki gerilme kuvvetleri eşittir. Peki, oturakları taşıyan halatlardaki gerilme kuvvetleri neye eşit? T diyelim arkadaşlar. Ali ve Ayşe çembersel hareket yaptığı için her ikisini de dışa doğru merkez kaç kuvvet çeker? Aynı zamanda bu iki arkadaşın aşağı doğru ağırlık kuvvetleri var. Dolayısıyla ipteki gerilme kuvveti merkez kaç kuvvet ile ağırlık kuvvetinin bileşkesi olur. Ali ve Ayşe'ye etki eden merkez kaç kuvvetler farklı, ağırlık kuvvetleri farklı, ipteki gerilme kuvvetleri eşit olamaz arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevap yalnız 2'dir, yani A şıkkı. Evet, dördüncü soru. Özdeş iki teker farklı zeminlerde hareket ediyor. Birinci teker dönmeden kayarak ilerlerken, ikinci teker ise dönerek ilerliyor. Her iki tekerin merkezleri aynı süre içerisinde eşit mesafe yer değiştiriyor. Tekerleklerin hareketleri karşılaştırıldığında hangisi yanlış olur? A. Birinci teker sürtünmesiz ortamda hareket etmektedir. Arkadaşlar sorunun metin kısmında birinci teker dönmeden kayarak ilerliyor diyor. Sürtünmesiz ortamlarda dönme hareketi gerçekleşmez. Yalnızca kayma hareketi olur. Birinci tekerle yalnızca kayma hareketi yaptığı için birinci teker sürtünmesiz ortamda hareket etmektedir ifadesi doğrudur arkadaşlar. B. İkinci teker hem çizgisel hem açısal hıza sahiptir. Arkadaşlar hemen hatırlayalım. Dönme hareketi yapan bir cisim, yani dönerek ilerleyen bir cismin hem çizgisel hem de açısal hızı vardı. Dolayısıyla B şıkkı da doğrudur. C. Birinci tekerde her nokta eşit yer değiştirme yapar. Birinci teker yalnızca kayma hareketi yaptığı için teker arkadaşlar kayarak ilerlediğinde tekerlek üzerindeki bütün noktalar eşit miktarda yer değiştirir. C şıkkı doğrudur. D. İkinci tekerin tepe noktasının herhangi bir andaki yere göre hızı merkezinin hızından büyüktür. İkinci teker hem dönme hem öteleme hareketi yapıyor arkadaşlar. Tekerlek üzerindeki noktaların çizgisel hızının büyüklüğü V olsun. Bu durumda arkadaşlar tekerleğin merkezi de V büyüklüğünde öteleme hareketi yapar. Tekerleğin tepe noktasının yere göre hızı o noktanın çizgisel hızı ile
merkezin öteleme hızının vektörel toplamıdır. Tepe noktasının çizgisel hızı sağa doğru ve merkezin öteleme hızı sağa doğru ve ikisinin vektörel toplamı arkadaşlar ne olur? Sağa doğru 2V. Merkezin hızı ise arkadaşlar sağa doğru V'dir. Dolayısıyla D şıkkı doğrudur. E şıkkı, birinci tekerin tepe noktasının herhangi bir anda yere göre hızı merkezinin hızından büyüktür. Birinci teker yalnızca kayma hareketi yaptığı için arkadaşlar tekerlek üzerindeki bütün noktalar aynı miktar yer değiştirdiği için bütün noktaların yere göre hızı birbirine eşittir. Dolayısıyla E şıkkı yanlıştır. Evet, beşinci soru arkadaşlar. Park halindeki bir araç harekete geçerek şekildeki gibi park yerinden yola çıkıyor. Arabanın ön kısmında bulunan X ve Y tekerlerinin hareketleri karşılaştırıldığında hangisi yanlış olur? A. Y tekerleğinin izlediği yolun eğrilik yarıçapı daha küçüktür. Şimdi arkadaşlar şekle baktığınızda park halindeki araba harekete geçip şekilde belirtilen yörüngeyi izlemiş. Bu hareket esnasında Y tekerleğinin aldığı yol bu, X tekerleğinin aldığı yol da budur arkadaşlar. Peki bu durumda Y tekerleğinin çizmiş olduğu yörüngenin eğrilik yarıçapı bu kadar. X tekerleğinin çizmiş olduğu yörüngenin eğrilik yarıçapı da şu mesafedir. Dolayısıyla Y tekerleğinin izlediği yolun eğrilik yarıçapı küçüktür ifadesi doğrudur arkadaşlar. B. X tekerinin periyodu daha büyüktür. Şimdi arkadaşlar burada tekerlekler birlikte hareket ederken aldıkları yol birbirinden farklı. X tekeri Y'den daha fazla yol alıyor. X tekerinin Y'den daha fazla yol alabilmesi için Y tekerinden daha fazla sayıda tur atması gerekir. Neden? Dönen cisimlerde alınan yol X eşittir N çarpı 2 pi R kadardı değil mi? Tekerlekler özdeş olduğu için yarıçapları aynıdır. X tekerinin daha fazla yol alabilmesi için daha fazla sayıda tur atması gerekir. Peki dönen cisimlerin açısal hızı vardı. Açısal hız tur sayısı ile doğru orantılı bir kavramdı. Ve aynı zamanda açısal hız ile periyot arasındaki ilişki W eşittir 2 pi bölü T idi. Yani açısal hız ile periyot ters orantılıdır. X tekerinin açısal hızı Y tekerinden büyük olduğu için X tekerinin periyodu Y tekerinin periyodundan daha küçüktür arkadaşlar. B şıkkında ise X tekerinin periyodu daha büyüktür diyor. Yani B şıkkı yanlıştır. Evet, 6. soru arkadaşlar. En ve boy uzunluğu 90 cm ve 120 cm olan bir pencere hem yandan hem üstten açılma özelliğine sahiptir. Yandan açıldığında yaklaşık 90 derece ve üstten açıldığında yaklaşık 30 derece açılabiliyor. Buna göre hangisi yanlıştır? A. Pencere yandan açıldığında pencere kolunun yaptığı çembersel hareketin yarıçapı 90 cm'dir. Arkadaşlar pencere yandan açıldığında pencere şu düşey eksen etrafında döner. Dolayısıyla yapmış olduğu çembersel hareketin yarıçapı pencerenin eni kadardır. Pencerenin enini de 90 cm verdiği için bize pencere yandan açıldığında yaptığı çembersel hareketin yarıçapı 90 cm'dir. Yani A şıkkı doğrudur. B. Pencere üstten açıldığında 1 bölü 12 tur yapar. Pencere üstten açıldığında arkadaşlar 30 derece açılabiliyormuş. Dönen bir cisim 360 derece döndüğünde bir tur yapıyor. Peki bu pencere 30 derece açıldığında 30 bölü 360 tur. Yani bu da ne olur arkadaşlar? 1 bölü 12 tur yapar. Yani B şıkkı doğrudur. C. Pencere yandan açıldığında pencerenin yere göre potansiyel enerjisi değişmez. Arkadaşlar pencere kapalı konumdayken ağırlık merkezi pencerenin tam ortasında. Şurayı yer seviyesi olarak alalım. Yer seviyesine olan yüksekliği de h kadar olsun. Pencere yandan açıldığında ise
ağırlık merkezinin yere olan yüksekliği değişmez. Ve hatırlayalım, potansiyel enerji arkadaşlar G çarpı H idi. Pencere açıldığında ağırlığı değişmedi. Ağırlık merkezinin yere olan düşey mesafesi değişmediği için pencere yandan açıldığında yere göre potansiyel enerjisi değişmez. C şıkkı doğrudur. D. Pencere üstten açıldığında pencere kolunun yaptığı çembersel hareketin yarıçapı 120 santimetredir. Pencere üstten açıldığında arkadaşlar pencere şu nokta etrafında dönme hareketi yapar. Bu düzlem etrafında, yani ene etrafında. Pencerenin boyu 120 santimetre idi. Pencere kolu da arkadaşlar pencerenin tam ortasındadır. Pencere kolunun yapmış olduğu çembersel hareketin yarıçapı 120 santimetre değil 60 santimetredir arkadaşlar. Dolayısıyla D şıkkı yanlıştır. Evet, 7. soru arkadaşlar. Luna Park'ta dairesel ve eğimli yolların raylar üzerinde hareket edebilen kabin sayesinde arka arkaya geçilmesiyle kurulan düzeneye roller coaster adı verilir. Bu eğlence aracına binen bir grup öğrenci dairesel yolun tam tepe noktasından geçerken rayın tepki kuvvetini bulmak istiyorlar. Bunun için raylı pistin bir kısmına ait diyagram çiziyorlar ve sürtünmenin yok sayılabileceğine karar veriyorlar. Arkadaşlar bu piste ait orijinal fotoğrafı bu şekilde göstermiş ve piste ait diyagramda şekilde görüldüğü gibi. Peki. Bu diyagramda yer alan niceliklerin hangilerinin bilinmesi sonuca ulaşmada etkili olur? Peki öğrencilerin bulmak istediği neydi arkadaşlar? Tepe noktasından geçerken rayın cisme uyguladığı tepki kuvveti. Hemen hatırlayalım. Cisim tepe noktasına geldiğinde arkadaşlar cisme etki eden kuvvetler neler olacak? Cismi ağırlık kuvveti aşağı doğru çekerken cisim çembersel bir yörünge çizdiği için cismi dışa doğru merkez kaç kuvvet çekecek? Ve aynı zamanda arkadaşlar ray cisme aşağı yönde bir tepki kuvveti uygulayacak. Bu durumda arkadaşlar F merkez kaç eşittir N artı Mg kadar olacaktır. Öğrenciler tepki kuvvetini bulmak istediği için N eşittir F merkez kaç eksi Mg olacak. Peki N'i bulabilmemiz için tepe noktasında cisme etki eden merkez kaç kuvveti bulmamız gerekiyor. Hemen hatırlayalım. Merkez kaç kuvvet arkadaşlar? Mv kare bölü R bağıntısından hesaplanıyordu. Buradaki V cismin tepe noktasındaki hızıdır. Bu yüzden bunu arkadaşlar Vt diyelim. Peki. Yeri merkez kaç kuvveti yerine yazarsam N eşittir M Vt'nin karesi bölü R eksi Mg olur. Peki arkadaşlar burada cismin tepe noktasındaki hızını nasıl bulabilirim? Evet, rayın H yüksekliğinden V hızıyla inen bu cisim arkadaşlar tepe noktasına geldiğinde Vt hızıyla geçiyor. Enerji korunum denklemini yazarsam cismin tepe noktasındaki hızını bulabilirim. Yani H yüksekliğindeki toplam enerji rayın tepe noktasındaki toplam enerjisine eşittir. Bu eşitliği yazalım. H yüksekliğinde cismin hem potansiyeli hem de kinetik enerjisi vardır. Mgh artı 1 bölü 2 mv kare eşit olmalıdır. Tepe noktasında ise cismin hem potansiyel hem kinetiği vardır. Potansiyeli mg çarpı 2r artı kinetiği de 1 bölü 2 m vt'nin karesi olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu denklemde arkadaşlar m'ler gider. Dolayısıyla tepe noktasındaki hızını kütle etkilemez. Peki sonuca ulaşmada hangilerinin bilinmesi etkili değildir diyor. 1. V kabinin en son tepeden iniş hızı.
Arkadaşlar kabinin tepeden iniş hızı denklemde gördüğünüz gibi tepe noktasındaki hızını etkiler. Tepe noktasındaki hız da tepkiyi etkiler. Yani V etkiliyor. H son inilen tepenin yüksekliği. Denklemde gördüğünüz gibi H yüksekliği tepe noktasındaki hızını etkiler. Tepe noktasındaki hız da tepkiyi etkiler. 3. Alfa tepenin eğimi. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar hem tepki denkleminde hem de enerji korunum denkleminde alfayı hiç kullanmadık. Yani alfa arkadaşlar tepkiyi bulmada etkili değildir. X yatay yolun uzunluğu. Düzlem sürtünmesiz olduğu için arkadaşlar X yolu tepe noktasındaki hızı etkilemez. Dolayısıyla tepkiyi etkilemez. R çembersel rayın yarıçapı. Enerji korunum denklemine baktığınızda çembersel rayın yarıçapı arkadaşlar tepe noktasındaki hızı etkiler. Dolayısıyla tepkiyi etkiler. Hangileri etkili değildir diyordu. 3 ve 4 etkili değildir. Cevap Denizli arkadaşlar. Evet, 8. soru. Analog bir duvar saatinde saati ve dakikayı gösteren akrep ve yelkovan bulunur. Akrep ve yelkovanın hareketi için yargılarından hangileri doğrudur? 1. Akrebin periyodu yelkovanınkinden büyüktür. Arkadaşlar biliyorsunuz saatteki akrep bir tam turunu 12 saatte tamamlar. Yelkovan ise arkadaşlar bir tam turunu 1 saatte tamamlar. Peki periyot neydi? Bir tam tur için geçen sürede. Dolayısıyla akrebin periyodu arkadaşlar TA eşittir 12 saat iken yelkovanın periyodu TY eşittir 1 saattir. Dolayısıyla arkadaşlar akrebin periyodu yelkovanınkinden büyüktür ifadesi doğrudur. 2. Yelkovanın açısal hızı akrebinkinden büyüktür. Açısal hız ile periyot arasındaki ilişki W eşittir 2 pi bölü t idi. Yani açısal hız ile periyot ters orantılıydı arkadaşlar. Akrebin periyodu yelkovanın periyodundan büyük olduğu için yelkovanın açısal hızı akrebin açısal hızından büyüktür ifadesi doğrudur. 3. Akrebin uç noktasının çizgisel hızı yelkovanınkinden büyüktür. Arkadaşlar çizgisel hız ile açısal hız arasındaki bağıntı V eşittir W çarpı R idi. Akrebin hem açısal hızı küçük hem de uç noktasının merkeze olan uzaklığı yani yarıçapı yelkovanınkinden daha küçük olduğu için akrebin çizgisel hızı yelkovanın çizgisel hızından küçüktür. Üçüncü yargı yanlıştır arkadaşlar. Cevap 1 ve 2'dir. 9. soru. Genel olarak traktörlerde iki küçük ön tekerlek ve iki büyük arka tekerlek bulunur. Hareket eden bir traktörün ön ve arka tekerlekleri için ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Lastiklerin tepe noktalarının çizgisel hızları aynıdır. Arkadaşlar traktörün önündeki küçük tekerlek ile büyük tekerleği traktörün gövdesi birbirine bağlar. Traktördeki her iki tekerlek eşit miktarda yol aldığı için traktörün tekerleklerinin çizgisel hızları birbirine eşittir. Dolayısıyla lastiklerin tepe noktalarının çizgisel hızları aynıdır ifadesi doğrudur. 2. Ön tekerin açısal hızı daha büyüktür. Ön tekerin yarıçapı arka tekerin yarıçapından daha küçüktür ve ikisi de eşit miktar yol alır. Eşit miktar yol alabilmeleri için ön teker arka tekerden daha fazla sayıda döner. Açısal hız tur sayısı ile doğru orantılı bir kavramdır. Dolayısıyla arkadaşlar ön tekerin açısal hızı arka tekerin açısal hızından daha büyüktür. İkinci yargı doğrudur. 3. Lastiklerin tur sayıları aynıdır. Az önce ifade ettik. Ön ve arka tekerleklerin aynı yolu alabilmesi için ön tekerleğin tur sayısı arka tekerleğin tur sayısından daha fazla olmalıdır. Üçüncü yargı yanlış arkadaşlar. Arka tekerin periyodu daha büyüktür. Periyot açısal hızla arkadaşlar ters orantılı bir kavramdı. Hemen hatırlayalım. V eşit W eşittir 2 pi bölü
T idi. Arka tekerin açısal hızı ön tekerin açısal hızından daha küçüktü arkadaşlar. Dolayısıyla arka tekerin periyodu ön tekerin periyodundan büyüktür ifadesi doğrudur. Beşinci yargı, merkezlerin öteleme hızları aynıdır. Birinci yargıda tekerleklerin çizgisel hızlarının büyüklüğü aynıdır dedik arkadaşlar. Ve iki teker de aynı yönde yer değiştirme yaptığı için merkezlerinin öteleme hızları arkadaşlar aynı yönde ve aynı büyüklüktedir. Dördüncü yargı doğrudur. Şimdi arkadaşlar bu soruda 1, 2, 4 ve 5 numaralı yargılar doğrudur. Fakat cevaplarda arkadaşlar 1 numaralı yargıyı almamış. D şıkkına 1 numaralı yargıyı da ekliyoruz ve doğru cevap Denizli'dir. Yani 1, 2, 4 ve 5'tir. 10. soru. Yeni yapılan virajın başlangıcına virajı emniyetli bir şekilde dönmek için uyulması gereken hız limitine dair bir uyarı levhası konulacaktır. Levhaya yazılacak hız büyüklüğünü hesaplamak için virajın özelliklerinden hangilerinin bilinmesi gerekli ve yeterlidir? Arkadaşlar gereklilik ve yeterlilik sorularında minimum niceliği düşünmek gerekir. Şimdi viraja ait arkadaşlar görüntüyü yan tarafta vermiş. Gördüğünüz gibi bu viraj eğimli bir viraj. Araç eğimli viraja girdiğinde aracı etki eden kuvvetler neler? İsterseniz şunu şurada şu şekilde eğim açısı alfa olan bir virajda gösterelim. Virajın yarıçapı R kadar olsun arkadaşlar. Bu aracı ağırlık kuvveti aşağı doğru çekerken merkez kaç kuvvet dışa doğru çekecek? Aracın virajı emniyetli bir şekilde alabilmesi için merkez kaç kuvvet ile ağırlık kuvvetinin bileşkesi yüzeyin araca gösterdiği tepki kuvvetine eşit büyüklükte olmalıdır. Şimdi şu üçgende açıları taşıdığımızda arkadaşlar şuradaki açı alfa olur. Bu açının tanjant değerini kullandığımızda tanjant alfa eşittir f merkez kaç bölü mg olur. Merkez kaç kuvveti hatırlayalım. M ve kare bölü r idi. Merkez kaç kuvveti yukarıdaki denklem değerine yazarsak tanjant alfa eşittir m ve kare bölü r bölü mg olur arkadaşlar. Burada m'ler gider ve hız bağıntısı arkadaşlar gördüğünüz gibi kütleye bağlı olmaz. Yargılara bakalım. 1 diyor uzunluk. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar hız yarıçapa, yer çekimi ivmesine ve eğim açısına bağlı, yani uzunluğa bağlı değildir. Eğrilik yarıçapı, evet eğrilik yarıçapına bağlıdır. Eğim açısı, evet eğim açısına bağlıdır. Rakıma bağlı değildir arkadaşlar. Öyleyse eğrilik yarıçapı ve eğim açısının bilinmesi gerekli ve yeterlidir. 2 ve 3. 11. soru. Bir gezegenin yüzeyinde çekim ivmesi A kadardır. Çekim ivmesinin merkezinden itibaren uzaklığa bağlı değerlerine ait tablo verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar uzaklık D2D, 3D, 4D ve 5D iken çekim ivmelerinin değerleri 2D iken A bölü 2, 3D iken A, 4D iken 9 bölü 16 A demiş. Ve soruda gezegen yüzeyinde çekim ivmesi A kadar demiş arkadaşlar. Verilen tabloyu incelediğimizde çekim ivmesinin A olduğu yerde uzaklık 3D. Demek ki arkadaşlar bu gezegen 3D yarıçaplı bir gezegenmiş. Evet. Ve tam yüzeyinde çekim ivmesi A'ymış arkadaşlar. Hemen hatırlayalım. Gezegen yüzeyinde ve yüzeyinin dışındaki noktalarda çekim ivmesi G eşittir GM bölü R kare bağıntısından hesaplanıyordu. Buradaki G evrensel çekim sabiti, M gezegenin kütlesi, R ise arkadaşlar gezegenin merkezinden istenilen noktaya olan uzaklıktı. Gezegen yüzeyinden merkeze doğru gidildikçe çekim ivmesi uzaklıkla doğru orantılı olarak azalıyordu. Tam gezegenin merkezinde ise çekim ivmesi sıfırdı arkadaşlar. Bu hatırlatmalardan sonra yargılara geçiyorum. 1.
Gezegenin yarıçapı 3D kadardır. Az önce dedik ki 3D uzaklığında çekim ivmesi A imiş tabloya göre ve netin kısmında da yüzeydeki çekim ivmesi A dediği için gezegenin yarıçapı 3D kadardır ifadesi doğrudur. 2. D uzaklığında çekim ivmesi A bölü 3'tür. Gezegenin yüzeyi arkadaşlar, yüzeyinde çekim ivmesi A. Yüzeyden merkeze doğru yaklaştıkça çekim ivmesi uzaklıkla doğru orantılı olarak azalır dedik. 3D mesafesinde A ise D mesafesinde çekim ivmesi A bölü 3 kadardır. İkinci yargı doğrudur. 3. 5D uzaklığında çekim ivmesi A bölü 5 kadardır. 5D uzaklığı gezegenin dışındaki bir noktadır arkadaşlar. Gezegenin dışındaki noktalarda çekim ivmesi burada verdiğimiz bağıntıdan hesaplanıyordu. Dolayısıyla arkadaşlar çekim ivmesi A bölü 5 değil, A bölü 5'ten daha farklı bir ifade çıkar. Neden? 3D mesafede A'yı eşitmiş. O zaman A eşittir GM bölü 3D'nin karesidir. Peki mesafe 5D olduğunda A üssü eşittir GM bölü 5D'nin karesi olur. Peki GM bölü 9D kare A ise GM bölü 25D kare arkadaşlar neye eşit olur? 9 bölü 25 A'ya eşit olur. Dolayısıyla üçüncü yargı yanlış olur. Bu durumda cevap arkadaşlar B şıkkıdır. Yani 1 ve 2. 12. soru. Güneş etrafında donanmakta olan Dünya ve Venüs'ün ortalama yarıçapları sırasıyla 4D ve D kadardır. Dünya ve Venüs'ün yarıçap vektörlerinin taradığı alanlar kendi içlerinde eşit olarak 4 ve 3 parçaya ayrılmıştır. Dünya Güneş etrafındaki bir tam turunu bir yılda tamamladığına göre yargılarından hangileri doğrudur? 1. Venüs'ün periyodu yaklaşık 1,5 aydır. Arkadaşlar soruda Dünya Güneş etrafındaki bir tam turunu bir yılda tamamladığına göre diyor. Periyot neydi? Periyot bir tam tur için geçen süre. Öyleyse Dünya'nın periyodu arkadaşlar T Dünya eşittir 1 yıl. Yani 12 aydır. 12 ay. Peki Venüs'ün periyodu yaklaşık 1,5 aydır. Venüs'ün periyodunu nasıl hesaplayabilirim? Hemen hatırlayalım arkadaşlar. Kepler kanunlarından biri de periyotlar kanunuydu. Neydi periyotlar kanunu? Her bir gezegenin ortalama yarıçapının kübünün periyodunun karesine oranı sabitti. Yani R1'in kübü bölü T1'in karesi eşittir. R2'nin kübü bölü T2'nin karesiydi. Bu eşitlik bu şekilde devam ediyordu. Bu eşitliğe göre arkadaşlar Venüs'ün periyodunu bulabiliriz. Hesaplayalım. Dünya'nın Güneş'in merkezine olan uzaklığı arkadaşlar 4D. 4D'nin kübü bölü Dünya'nın Güneş etrafındaki dolanım periyodu 12 ay. 12'nin karesi eşit olmalıdır. Venüs'ün Güneş'e olan uzaklığı D. D'nin kübü bölü Venüs'ün periyodunu bilmiyorum ve tekrar ediyorum. 64 D küp bölü 144 eşittir D küp bölü T kare olur arkadaşlar. D küpler gider. Buradan T eşittir arkadaşlar 144 T kare eşittir 144 bölü 64'tür. Yani bu da neye eşit olur? 12 bölü 8. 4 ile sadeleştirirsek arkadaşlar 3 bölü 2. Demek ki Venüs'ün Güneş etrafındaki dolanım periyodu 3 bölü 2 ay. Yani 1,5 aya eşitmiş arkadaşlar. Bu durumda birinci yargı doğrudur. 2. Dünya taralı alanı 3 ayda alır. Şimdi soruda diyor ki Dünya Güneş etrafında dönerken şuradaki dört parçanın birbirine eşit olduğunu söylüyor. Kepler kanunlarından bir diğeri de arkadaşlar alanlar kanunuydu. Neydi alanlar kanunu? Gezegenler Güneş etrafında dolanırken
Eşit zaman aralıklarında eşit alanlar tarar. Bu alanların hepsi birbirine eşit arkadaşlar. Hepsine S diyelim. Öyleyse Kepler kanununa göre dünyanın bu alanları tarama süreleri de hepsi birbirine eşittir. Dünya Güneş etrafındaki bir tam turunu 12 ayda taradığına göre öyleyse 4 dilimden her birini kaç ayda taramış olur? 3 ayda taramış olur. Dolayısıyla ikinci ifade doğrudur. 3. Venüs taralı olanı yaklaşık 5 günde alır. Sorunun metin kısmına göre arkadaşlar buradaki 3 parça birbirine eşit. 3 parçanın alanları eşit. Ve Venüs Güneş etrafındaki bir tam turunu 1,5 ayda yani 45 günde tamamlıyordu. Öyleyse her bir parçayı 15 günde tamamlar. Burada 5 gün demiş arkadaşlar. Üçüncü ifade yanlıştır. 4. Dünyanın Güneş etrafında dolanırken açısal hızı Venüs'ün açısal hızından büyüktür. Arkadaşlar hemen hatırlayalım. Açısal hız ile periyot ters orantılı idi. Dünyanın Güneş etrafında dolanım periyodu 12 ay, Venüs'ün Güneş etrafında dolanım periyodu 1,5 aydır. Dolayısıyla arkadaşlar Dünyanın açısal hızı Venüs'ün açısal hızından büyük değil, küçüktür. Yani dördüncü ifade yanlıştır. Cevap arkadaşlar Bursa 1 ve 2'dir. Evet, 13. soru arkadaşlar. Bir pipetin içinden geçirilen ipin iki ucuna X ve Y cisimleri bağlanıyor. Cisimlerden biri yatayda tur atmaya başladığında diğeri havada dengede kalıyor. İki durumda da dönen cisim saniyede 5 tur attığına göre yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar iki durumda da dönen cisim saniyede 5 tur attığına göre diyor. Saniyedeki tur sayısı ne demekti? Birim zamandaki tur sayısı arkadaşlar frekanstı değil mi? Öyleyse bu iki cismin frekansı eşittir arkadaşlar. Frekansları eşitse periyotları eşittir. Periyotları eşitse açısal hızları eşittir. Neden? Çünkü periyot ile frekansın çarpımı 1'e eşitti ve açısal hız da arkadaşlar 2 pi bölü t idi. Peki 1. X'in çizgisel hızı y'ninkinden büyüktür diyor. Çizgisel hız ve açısal hız arasındaki bağıntı v eşittir w çarpı r idi arkadaşlar. Az önce dedik ki frekansları eşit olduğu için iki cismin açısal hızları birbirine eşittir. Açısal hızları eşitse yarıçapı büyük olanın çizgisel hızı daha büyüktür. Şekillerde görüldüğü gibi x'in arkadaşlar yarıçapı 2d, y'nin yarıçapı d'dir. Dolayısıyla x'in çizgisel hızı y'nin çizgisel hızından büyüktür. Yani iki katıdır. Birinci ifade doğrudur. 2. Y'nin kütlesi x'inkinden büyüktür. Kütlelerini nasıl kıyaslayacağız? X ve Y cisimleri yatay düzlemde çembersiz hareket yaparken ipin ucuna bağlı olan diğer Y ve X cisimleri dengede kalıyormuş arkadaşlar. Burada Y cisminin ağırlığı aşağı doğru MYG iken hareketsiz kaldığı için bu cisim dengededir. Öyleyse ip gerilmesi de MYG'ye eşittir. Aynı ipte aynı gerilme oluşur. Bu ipteki gerilme de MYG'dir. X cismi çembersiz hareket yaptığı için bu cismi dışa doğru merkez kaç kuvvet çeker? Merkez kaç kuvvet? MX çarpı W kare çarpı 2D'dir. Cisimler dengeli bir şekilde hareket ettiği için MYG neye eşittir arkadaşlar? MX W kare 2D'ye eşittir. Peki geldik diğer şekle. X cisminin ağırlığı aşağı doğru MXG'dir. Cisim dengede olduğu için ipteki gerilme de MXG'ye eşittir. Aynı ipte aynı gerilme oluşur. MXG'dir. Y cismi çembersiz hareket yaptığı için Y cismini dışa doğru merkez kaç kuvvet çeker? Bu kuvvet MY çarpı W kare çarpı D'dir. İki kuvvet birbirine eşittir arkadaşlar. MXG eşittir. MY çarpı W kare çarpı D. Şu iki denklemi kendi arasında oranladığımızda MYG eşittir MXW kare 2D bölü MXG eşittir MYW kare D. D'ler gider, W kareler gider, G'ler gider,
MY bölü MX oranı kök 2 olarak karşımıza çıkar. Yani Y'nin kütlesi X'in kütlesinin kök 2 katıdır. Dolayısıyla ikinci yargı da doğrudur arkadaşlar. Üçüncü yargı iki durumda da ip gerilmesi eşittir diyor. Şekil 2'de ip gerilmesi Y'nin ağırlığına, şekil 1'de ise ip gerilmesi X'in ağırlığına eşittir. Cisimlerin ağırlıkları eşit olmadığı için ip gerilmeleri birbirine eşit değildir. Üçüncü yargı yanlıştır. Dolayısıyla cevap arkadaşlar Denizli 1 ve 2'dir. 14. soru arkadaşlar. K ve L silindirlerin uzunlukları eşit. Yarıçapları sırasıyla RK ve RL. Kütleleri ise MK ve ML'dir. K silindiri içi dolu, L silindiri ise içi boş bir silindirdir. K ve L silindirleri eğik düzlem üzerinde H yüksekliğinden aynı anda serbest bırakıldığında dönerek yere iniyorlar. K ve L silindirlerinin yere inme hızlarını veren matematiksel bağıntılar verilmiştir. Evet arkadaşlar, şekle baktığınızda eğik düzlemin tepe noktasından içi dolu K silindiri ile içi boş L silindiri aynı anda serbest bırakılıyor ve bu silindirler eğik düzlemin en alt noktasına iniyor. Silindirlere ait bağıntılar ta şekilde verilmiş arkadaşlar. Peki bu bağıntılar bize neyi anlatıyor? Arkadaşlar burada K ve L silindirleri H yüksekliğindeki eğik düzlemin tepe noktasından serbest bırakıldığında bu silindirler dönerek aşağı inerler. Burada arkadaşlar enerji korunumu gerçekleşir. Yani silindirler serbest bırakıldığı andaki potansiyel enerjileri dönerek ilerlerken bir kısmı dönme kinetik enerjisine, bir kısmı da öteleme kinetik enerjisine dönüşür. Peki her iki silindir için bu dönüşüm bağıntılarını yazdığımızda K silindiri için arkadaşlar K'nın potansiyel enerjisi MKGH eşittir. Öteleme kinetik enerjisi 1 bölü 2 MKVK'nın karesi artı dönme kinetik enerjisi 1 bölü 2 IKWK'nın karesidir. Hatırlayalım. I arkadaşlar eylemsizlik momenti idi. Peki eylemsizlik momenti ne demekti? Cisimlerin dönme hareketine karşı gösterdiği direnç. Her iki silindirin eylemsizlik momentini soru bize vermiş arkadaşlar. Verilen eylemsizlik momenti denklemde yerine yazıldığında arkadaşlar K'nın yere geldiğinde çizgisel hızı 4 bölü 3 GH oluyor kök içerisinde. L için de aynı şekilde enerji korunum denklemi yazıldığında arkadaşlar L'nin hızı ise kök GH oluyor. Şimdi burada gördüğünüz gibi cisimlerin hız büyüklükleri farklı çıktı. Yargılara geçelim. A. L silindiri yere daha önce ulaşır. Arkadaşlar silindirler aynı anda bırakılıyor. K'nın hızı L'nin hızından daha büyük olduğu için K silindiri yere daha önce ulaşır. A şıkkı yanlıştır. B. K silindirinin yere inme hızı daha küçüktür. Hızları kıyasladığında K silindirinin yere inme hızının daha büyük olduğunu görüyorum. B şıkkı yanlıştır. C. Eylemsizlik momentlerinin farklı olması yere inme hızını etkilemiştir. Her iki cisim için de aynı şekilde korunum denklemi yazdığımız halde arkadaşlar hızlarının farklı çıkmasının sebebi denklemleri incelediğinizde eylemsizlik momentleri olduğunu göreceksiniz. İçi dolu silindirin eylemsizlik momenti, içi boş silindirin eylemsizlik momentinden daha küçüktü arkadaşlar. Dolayısıyla eylemsizlik momenti küçük olan daha büyük bir hızla aşağı inmiş olacak. Yani doğru cevap C şıkkıdır. 15. soru. Düşey eksen etrafında L uzunluğunda en kütleli çubuk sabit açısal hızla dönmektedir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? 1. Aynı maddeden yapılmış 2L uzunluğundaki çubuk kullanılırsa sistemin enerjisi 2 katına çıkar. Arkadaşlar, bu çubuk düşey eksen etrafında yalnızca dönme hareketi yapıyor. Öyleyse bu çubuğun dönme kinetik enerjisi E dönme kinetik eşittir 1 bölü 2 çarpı I çarpı W karedir.
I'yı bize soruda parantez içerisinde vermiş. Denklem değerine yazarsak E dönme kinetik eşittir 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 3 M L kare çarpı W karedir. Peki ilk durumda arkadaşlar dönme kinetik enerjimiz bu olsun. Aynı maddeden yapılmış 2L uzunluğunda çubuk kullanılırsa kütle 2 katına çıkar arkadaşlar. Uzunluğun karesini aldığımızda da 2L'nin karesi 4L kare olur. Dolayısıyla bu çarpım 8ML kare olur ve enerji arkadaşlar 2 katına değil 8 katına çıkmış olur. Birinci ifade yanlıştır. 2. Aynı uzunlukta fakat kütlesi M bölü 2 olan çubuk kullanılırsa sistemin enerjisi yarıya iner. Yalnızca çubuğun kütlesi yarıya düşürülürse E dönme kinetik 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 3 M bölü 2 L kare W kare olur. Ve yalnızca kütle yarıya düştüğü için dönme kinetik enerjisi de yarıya düşer. İkinci yargı doğru olur arkadaşlar. Üçüncü yargı çubuğun açısal hızı 2 katına çıkarsa sistemin enerjisi 4 katına çıkar. Dönme kinetik enerjisi açısal hızın karesiyle doğru orantılı bir kavramdı. Açısal hızı 2 katına çıkardığımızda karesini alacağımız için dönme kinetik enerjisi 4 katına çıkar. Dolayısıyla 3. yargı doğrudur arkadaşlar. Bu durumda cevap Denizli yani 2 ve 3 olur. 16. soru. Küre şeklindeki KLM cisimleri aynı yükseklikteki eğik düzlemden serbest bırakılıyor. Cisimler yuvarlanarak yere iniyorlar. Cisimlerin eylemsizlik momentleri arasında IK büyüktür, IM büyüktür, IL olduğuna göre cisimlerin yere ulaştıkları andaki hız büyüklükleri VK, VL ve VM arasındaki ilişki ne olur? Arkadaşlar az önce buna benzer silindir sorusu çözdük. Peki. Burada 3 küre aynı yükseklikten serbest bırakıldığında yine enerji korunumu gerçekleşecek. Yükseklik potansiyel enerjisi her 3 kürede de arkadaşlar dönme kinetik artı öteleme kinetik enerjisine dönüşecek. Yalnız burada kürelerin eylemsizlik momentleri birbirinden farklı. Gelin kendimiz bunlara herhangi bir değer verelim. K'nın eylemsizlik momentini arkadaşlar emre kare diyelim. M'nin eylemsizlik momentine 1 bölü 2 m re kare diyelim. L'nin eylemsizlik momentine de 1 bölü 3 m re kare diyelim. Ve her 3 küre için arkadaşlar enerji korunum bağıntısını yazalım. K küresi için yazarsak K'nın potansiyel enerjisi yüksekliği h diyelim. MKGH eşittir. Öteleme kinetik 1 bölü 2 mk çarpı vk'nın karesi artı dönme kinetik 1 bölü 2 iw karedir. Yani ik wk'nın karesi. Şimdi burada arkadaşlar hem ik'yi yerine yazacağız hem de w'yu çizgisel hız cinsinden yazacağız. Hemen hatırlayalım. V eşittir W çarpı R idi. Bu durumda açısal hız yerine V bölü R yazabiliriz. Denklemde açısal hız yerine V bölü R'yi, IK yerine de arkadaşlar verdiğimiz değeri yazalım. MKGH eşittir 1 bölü 2 MKVK'nın karesi artı 1 bölü 2 M R kare çarpı VK'nın karesi bölü RK'nın karesi diyelim. RK'nın karesi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar RK'nın karesi gitti. Denklemde M'ler de ne olur? Gider. MK'lar da gitti arkadaşlar. Buradan GH eşittir. VK'nın karesi bölü 2 artı VK'nın karesi bölü 2 oldu. Yani arkadaşlar GH eşittir VK'nın karesi oldu. Peki L için aynı denklemi yazıyorum. L'nin potansiyel enerjisi MLGH eşittir. Öteleme kinetik 1 bölü 2 MLVL'nin karesi artı dönme kinetik 1 bölü 2
IL'yi direkt yerine yazacağım. 1 bölü 3 ML RL'nin karesi çarpı WL yerine arkadaşlar. WL'nin karesi yerine VL'nin karesi bölü RL'nin karesi yazacağım. RL'nin kareleri gitti. Denklemdeki ML'ler de gitti arkadaşlar. Bu durumda elimizde ne kaldı? GH eşittir. VL'nin karesi bölü 2 artı VL'nin karesi bölü 6. Payda eşitlersek arkadaşlar GH eşittir 4 tane VL'nin karesi bölü 6 olur. Peki M için de aynı denklemi yazıyorum. M'nin potansiyel enerjisi MGH eşittir 1 bölü 2 MVM'nin karesi artı 1 bölü 2 IM. IM yerine ne yazacağım? 1 bölü 2 MR kare. Verdiğim değeri 1 bölü 2 MRM'nin karesi çarpı WM'nin karesi yerine ne yazacağım? VM'nin karesi bölü RM'nin karesi. RM'nin kareleri gitti arkadaşlar. Denklemdeki ML'ler gitti. Burada ne kaldı elimizde? G çarpı H eşittir. VM'nin karesi bölü 2 artı VM'nin karesi bölü 4. Payda eşitlersek eğer GH eşittir. 3 tane VM'nin karesi bölü 4 oldu arkadaşlar. Şimdi sonuçları incelediğimizde GH eşittir VK'nın karesi. GH eşittir 4 bölü 6 VL'nin karesi. GH eşittir 3 bölü 4 VM'nin karesi. Buradan hızları çektiğimizde arkadaşlar şunu görüyoruz. Eylemsizlik momenti büyük olanın hızı daha küçük oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar cevap ne olur? Denizli. 17. soru. O noktası etrafında sabit W açısal hızı ile döndürülen bir ipe takılı boncuk şekildeki gibidir. İp üzerinde hareket edebilen boncuk A ve B noktalarından geçiyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? 1. Boncuk O noktasından uzaklaştıkça eylemsizlik momenti artar. Arkadaşlar hemen hatırlayalım. Dönme hareketi yapan M kütleli bir cismin eylemsizlik momenti I eşittir M kare bağıntısından hesaplanıyordu. Boncuk dönme noktasından uzaklaştıkça yarıçap artacağı için eylemsizlik momenti artar arkadaşlar. Birinci yargı doğrudur. 2. Boncuğun B noktasındaki eylemsizlik momenti A noktasındakinin 2 katı kadardır. Şimdi her bir uzaklığa, şu her bir mesafeye arkadaşlar R dersek boncuğun B noktasındaki eylemsizlik momenti IB eşittir M çarpı 3R'nin karesidir. A noktasındaki eylemsizlik momenti ise IA eşittir M çarpı 2R'nin karesidir. B noktasındaki eylemsizlik momenti A noktasındaki eylemsizlik momentinin 2 katı değil 9 bölü 4 katıdır. İkinci yargı yanlıştır arkadaşlar. 3. Boncuk O noktasından uzaklaştıkça çizgisel hızı artar. Arkadaşlar çubuk sabit açısal hızla döndüğü için boncuk da çubukla beraber sabit açısal hızla döner. Açısal hızla çizgisel hız arasındaki bağıntı V eşittir W çarpı R idi. Boncuk uzaklaşsa da açısal hız değişmeyecek. Fakat yarıçap artacağı için O noktasından uzaklaştıkça çizgisel hız artar ifadesi doğrudur. Dolayısıyla arkadaşlar cevap 1 ve 3 yani Edirne'dir. 18. soru. X cismi W açısal hızıyla dönen bir tablo üzerinde tablonun merkezine R kadar uzaklıkta kaymadan durmaktadır. Buna göre X cismi ile tablo arasındaki sürtünme katsayısını veren ifade hangisidir? Arkadaşlar, tablo düşey eksen etrafında çembersel hareket yaparken X cismi de R yarıçaplı yörüngede konumunu sağlıyor.
Peki x cisminin bu konumu sağlayabilmesi için şartımız nedir? X cismi tablo ile birlikte dönerken x cismini merkezden dışa doğru merkez kaç kuvvet çekiyor? Aynı zamanda tablo ile x cismi arasında arkadaşlar içe doğru da sürtünme kuvveti oluşuyor. Bu iki kuvvet büyüklük olarak birbirine eşittir. Bu eşitliği yazarsak F ise eşittir F merkez kaç? Peki x cismini etki eden sürtünme kuvveti nedir? K çarpı N eşittir. Cisme etki eden merkez kaç kuvvet ise M çarpı W kare çarpı R'dir. Peki K çarpı N arkadaşlar yüzeyin cisme gösterdiği tepki kuvvetidir. Peki yüzeyin cisme gösterdiği tepki neye eşittir? Cismin ağırlığına. MG eşittir. MW kare çarpı R'dir. Gördüğünüz gibi denklemde M'ler gider arkadaşlar. Sürtünme katsayısı K eşittir. W kare R bölü G olarak karşımıza çıkar. Peki şıklara bakıyorum arkadaşlar. Şıklarda bu bağıntıyı arıyorum. W kare R bölü G hangi bağıntıda var? Hangi şıkta var? Denizli'de arkadaşlar. Cevap Denizli. 19. soru. Yatay düzlem üzerinde kaymadan sabit açısal hız ile dönen noktasal cismin çizgisel momentumu P, açısal momentumu L ve yörüngesinin yarıçapı R kadardır. Cismin birim zamandaki tur sayısı aynı kalmak şartıyla izlediği yörüngenin yarıçapı R bölü 2 yapıldığında cismin yeni çizgisel ve açısal momentumu ne olur? Arkadaşlar, cismin birim zamandaki tur sayısı aynı kalmak şartıyla demiş. Birim zamandaki tur sayısı bize neyi veriyor arkadaşlar? Frekansı. Yani cismin frekansı sabit. Frekans sabit ise periyot sabittir. Periyot sabit ise arkadaşlar açısal hız sabittir değil mi? Neden? Çünkü T çarpı F eşittir 1, W eşittir 2 pi bölü T idi. Yani burada frekans sabit, periyot sabit, açısal hız sabittir. Yalnızca yörünge yarıçapını yarıya düşürürsek diyor, cismin çizgisel momentumu ve açısal momentumu ne olur diyor arkadaşlar. Hemen ilk durumda cismin çizgisel ve açısal momentumları neye eşitti? Onu bakalım. İlk durumda arkadaşlar çizgisel momentum cismin kütlesi ile çizgisel hızının çarpımıydı değil mi? M çarpı V'dir arkadaşlar. Peki açısal momentum herhangi bir eksen etrafında dönen cismin açısal momentumu çizgisel momentum çarpı yarıçap vektörüdür. Peki bu durumda açısal momentum M çarpı V çarpı R kadardır. İlk durumda çizgisel momentumumuz bu, açısal momentumumuz da budur arkadaşlar. Yalnızca yörünge yarıçapını yarıya düşürürsek, yörünge yarıçapı yarıya düşerse arkadaşlar, yörünge yarıçapı yarıya düştüğünde hemen hatırlayalım. Açısal hız W eşittir V bölü R idi değil mi? Cismin açısal hızı sabit. Yörünge yarıçapı yarıya düştüğünde çizgisel hız da ne olur arkadaşlar? Yarıya düşer. Öyleyse ikinci durumda çizgisel hız V bölü 2 olacak. Yarıçap da R bölü 2 idi. Şimdi momentum çizgisel momentumu P üssü eşittir. Kütle değişmedi. Çizgisel hız yarıya düştü. İlk durumda P M çarpı V idi. İkinci durumda arkadaşlar M çarpı V bölü 2 oldu. Yani momentum arkadaşlar yarıya düştü. P bölü 2. Peki ilk durumda açısal momentum M ve R idi. İkinci durumda arkadaşlar kütle değişmedi. Çizgisel hız yarıya düştü. Yarıçap yarıya düştü. Bu durumda L eşittir mvr bölü 4 olur. Yani açısal momentum arkadaşlar 1 bölü 4 katına düşer. Dolayısıyla cevap arkadaşlar ne olur? Çizgisel momentum 1 bölü 2P, açısal momentum da 1 bölü 4 L olur. Cevap Denizli'dir. 20. soru.
İçi dolu bir küre eğik düzlemin tepesinden serbest bırakıldığında dönerek yere iniyor. Kürenin yere inme hızını veren bağıntı şekildeki gibidir. Yapılan işlem göz önüne alındığında hangisi yanlış olur? Arkadaşlar, buna benzer iki soru daha çözdük. Eğik düzlemin tepe noktasından küre serbest bırakılıp arkadaşlar bırakıldığında dönerek yere iniyor. Bu küre için enerji korunum denklemi yazıldığında kürenin potansiyel enerjisi dönerek inerken dönme kinetik artı öteleme kinetik enerjisine dönüşüyor. Bu dönüşümü arkadaşlar gördüğünüz gibi tabloda soru bize vermiş. Bu dönüşümün sonunda cismin çizgisel hızını kök içerisinde 10/7 GH olarak hesaplamış. Gördüğünüz gibi cismin çizgisel hızı bağıntıya göre yalnızca neye bağlı? Yer çekimi ivmesine ve H yüksekliğine bağlı. Peki, şıklara geçiyorum. Yapılan işlem göz önüne alındığında hangisi yanlış olur diyor. A. H yüksekliği değişmeden eğik düzlemin eğimi artırılırsa yere inme hızı azalır. Arkadaşlar, hız yalnızca yer çekimi ivmesine ve yüksekliğe bağlıydı. Eğim hızı etkilemiyor. Dolayısıyla arkadaşlar yere inme hızı azalır demiş. A şıkkı yanlış. Diğer şıklara da bakalım. H yüksekliği artarsa yere inme hızı artar. Hız yükseklik ile doğru orantılı. B şıkkı arkadaşlar gördüğünüz gibi doğru. C şıkkı kürenin yarıçapı artırılırsa yere inme hızı değişmez. Yere inme hızı gördüğünüz gibi yarıçapa bağlı değil. Doğru. Kürenin kütlesi artırılırsa yere inme hızı değişmez. Yere inme hızı kütleye bağlı değil. Doğru. Yer çekimi ivmesinin daha küçük olduğu bir ortamda yere inme hızı azalır. Hız yer çekimi ivmesiyle doğru orantılıydı. Dolayısıyla arkadaşlar yer çekimi ivmesi küçük olursa yere inme hızı da azalır. Yanlış olan cevap A şıkkıdır arkadaşlar. Evet, sorularımız bu kadardı.